<laughs> e baktım yıldızlı sohbetler yani Yıldızlı sohbetlerden herkese merhaba. Bugün en çok izlenen dizilerin yapımcısı yurt dışına en çok satışı yapılan dizilerin kahramanı sevgili Timur Savcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kahramanı dedim çünkü gerçekten sizin öncülüğünüzde başladı bu iş. Teşekkür ederim. <laughs> Hatta şu an dünya liderliğine oynuyor yani Türk dizileri. Sizin sayenizde sizinle başladı ve muhteşem yüzyılla başlayan serüven neler değişti sektörde sizden dinlemek istiyoruz muhteşem yüzyıldan önce de aslında şöyle başlayayım hani Türk dizileri kendi başına aslında böyle kendi kimyasıyla bizim ülkemizde hep olduğu gibi bir böyle bir yolculuğa çıktı el yordamıyla. Muhteşem Yüzyıl'a yapıla, e, gelene kadar, biz Muhteşem Yüzyılı yapana kadar daha önce aslında yapılan birkaç iş de yurt dışına satılmıştı. Hı hı. Fakat hani sadece Orta Doğu'da e, birkaç ülkede kısıtlı olması şeyiyle gümüşte biz ne zaman muhteşem yüzyılı yapmaya karar verdiğimizde daha masa üstünde planlarken biz bunu dünyaya satacağız diye planladık. Ve bütün hayalimiz yurt dışında bir Türk dizisinin ilk premierini gerçekleştirmek, orada lansmanını yapmak, sonra bütün dünyaya bizim özellikle Osmanlı'yı başka türlü bir yorumla, başka türlü bir sanat tasarımıyla, başka türlü bir ihtişamlı görselle Ortaya çıkarmaya çalıştık ama en baştan biz bütün dünyaya ulaşmak için hedefimizi koymuştuk. Hı hı. Biz muhteşem yüzyılla aslında bir sürü ilki başardık. Hem Türkiye adına hem bizim endüstrimiz adına. Kaç ülkeye satılmıştı? Ya 140'ın üzerinde yani. Rekor üzerinde hala yükün. muhteşemin. Yani bildiğim kadarıyla öyle. Bildiğim <laughs> kadarıyla öyle. Çünkü gerçekten şeye çok emek verdik. Çünkü ben kafayı takmıştım şuna. Biz içeriklere çok kafa yoruyoruz ve Türk dizilerinin kendine özgü bir yapısı var. Ve dünyada da bunun artık takip edilmeye çalışıldığını özellikle internetten aldığım raporlara baktığımda bugünkü kadar gelişik değildi ama hani baktığımda e, Honduras'ta bile bizi izlemeye çalışan, hatta Türkçe halini izlemeye çalışan insanlarla karşılaştık. Biz de ne yaptık? Bazı ülkelerdeki broadcasterlarla, e, yayıncılarla e, irtibata geçip ilk kez Muhteşem Yüzyılı yayınlamaları için, onları teşvik etmek için isterseniz bize hiçbir karşılık vermeden ilk birkaç bölümü yayınlayın. Memnun kalmazsanız zaten hani bize bir şey ödemezsiniz. Lisans bedeli ödemezsiniz demiştik. Bu da bir sürü ülkenin kapısını açmamıza faydası oldu. Ama öyle bir şey oldu ki bölgesel olarak. E, diyelim ki Afrika kıtasında ya da işte Amerika kıtasında ya da Orta Doğu'da, Asya'da bir ülkeye girdiğinizde alınan neticeyi görünce diğer aynı bölgedeki diğer ülkeler bunu görünce tabii ki iştahları kabardı. O yüzden yolumuz hızlıca açıldı. Muhteşem Yüzyıl neleri değiştirdi? Bence Muhteşem Yüzyıl hem Türkiye'de hem de yabancı izleyici üzerinde şöyle bir şey değiştirdi. Aslında baktığınızda bu boyutta, bu büyüklükte bir prodüksiyon daha önce Türkiye'de tarihi bir iş için yapılmamıştı. Hı hı. Günümüz işi için de yapılmamıştı ama tarih iş zaten çok azdı. Daha önceki yapılan örneklerine baktığımızda da bizim bakış açımızdan görsel olarak çok daha farklıydı. Ben öyle bir şey istiyordum ki hani bunu yıllarca Hollywood nasıl e, uyduruyor hani gladyatörü ya da bir Roma dizisini ya da Tudors'ı nasıl anlattıysa biz de öyle ihtişamlı göstermek zorundayız diye bayağı bir kafa patlattık. Sonra da çok şükür başardık. <laughs> Sonucu mu, ya müthiş oldu. Ben dünyayı gezen biri olarak her yerde şununla karşılaşıyorum. Özellikle Hırvatistan'da Süleyman diyorlar. Yani <gülüyor> Türk <gülüyor> olduğumu gören hemen Muhteşem Yuzul'dan bir şey soruyor mesela. Çok gurur verici bir şey. Çocuklarına e, karakterlerin isimlerini koyuyorlar. Evet. Hürrem koyuyorlar, Süleyman koyuyorlar, Pargalı koyuyorlar. Şaşırıyorum çok. Müthiş bir şey. Peki şimdi Türkiye... Yurt dışı dizi satışında nerede hala dünya ikincisi miyiz? ve biz bu başarıya nasıl ulaştık? Neden bizi bu kadar sevdiler? Açıkçası şöyle hani üretilen saat açısından ve hani satılan yurt dışında ihracatı olan içeriklerin e, saati bakımından sanıyorum ikinciyiz hala. Hı hı. Ama bunun için hala çok böyle resmi bir e, istatistiksel bir çalışma yok. Fakat biz gittiğimiz pazarlarda, fuarlarda bunu görüyoruz. Hala ilk üçteyiz diyebilirim. Evet, yakın zamanda kandaydınız. Bayağı görkemli geçti. Evet, evet. Çok güzeldi. Bayağı... her zamanki gibi. Her güzel zamanki gibi. Yaptık, evet. Ama yani çok gurur verici ya. Türk dizilerinin bu kadar oralarda sevilmesi. Peki hangi ülkeler en çok bizi tercih ediyor? Latin Amerika diye biliyorum ama İspanya da sanırım çok iddialı. Şöyle, <laughs> Orta Doğu en başından beri. Ama hı hı. E, sonra büyüklük yani Orta Doğu kadar ağırlık kaplayacak ve nüfusu oluşacak ve bir sürü ülkeye ulaşacak şekilde ikinci sırada bence Latin Amerika, hı hı. özellikle Orta Doğu'daki e, şey hani politikalar daha zayıflamışken e, Latin Amerika öne geçti ve orada öyle bir büyüdü ki artık neredeyse birinci pazar pazarımız Latin Amerika. Ama mesela Rusya. Hı hı. Rusya çok büyük bir ülke. Mesela Rusya'da da Türk dizileri çok hakim. Onun dışında Japonya. Aa. Tabii ki. Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, Japonya, Endonezya, e, Latin Amerika. E, zaten şeyleri saymıyorum. Balkan ülkeleri. E, Avrupa'nın da büyük bir kısmı. Hele şu anda İspanya ve İtalya büyük atakta. Mesela bizim bir zamanlar Çukurova son bir senedir İtalya'yı yıkıp geçiriyor öyle söyleyeyim yani. Oo, bir de birçok ödül de alıyor evet evet çok gurur verici evet, çok. gerçekten hı. çok gurur verici peki neden bu kadar bizi seviyorlar yani bizdeki hangi duygu onlara geçti yani biraz ilginç değil mi yani çok büyük bir ilgi var ya bunun şöyle düşünüyorum yani bizim kültürümüz çok zengin ve renkli hı hı. yani Türkiye öyle bir coğrafya ki Hani geçmişine de baktığınızda hem Anadolu hem Osmanlı İmparatorluğu hem Türkiye dönemine baktığımızda şunu görürüz. Bir kere bir sürü renkli kültürden insanlar hep bir arada yaşamayı başarmış. Her ne kadar bunun bozulması için bir sürü etken olsa da ama bir şekilde kendi kodlarında genlerinde bu var. İkincisi en önemli şey Türkiye'nin lojistik durumu yani dünyada bulunduğu konum daha doğrusu. Hı hı. Şimdi Türkiye'de öyle bir şey var ki Türkiye için baktığınızda ne bir Orta Doğu ülkesi diyebilirsiniz ne de tam bir Avrupa ülkesi diyebilirsiniz ama ikisinden de içinde e, tadlar barındırır. Hı. Şimdi bu bizim için öyle bir avantaj ki dünyanın neresine giderseniz gidin ister uzak doğulu olun ister en batılı olun yani en batı tarafından olun bir şekilde bence bizim kültürümüzle empati kuracak ve en azından ona ilgi duyacak, merak edecek bir şeyle karşılaşıyorsunuz ya da tanıdık bir duyguyla karşılaşıyorsunuz. İkincisi de şu hala bizim gibi toplumlarda duygu çok ön planda. Çok. Evet. Ama modern dünyaya baktığımızda bence çok mekanik mekanikleşiyor ve çok hızlanıyor. Şimdi bu mekanikleşme ve hızlanmadan dolayı uyduruyorum yani e, Amerikan içeriklerine baktığımızda hani birkaç sahneyi kaçırdığınızda ya da duygu dışında işleyen mekanik ve bir formül bir matematik sistemi görürsünüz ama bizde daha organik bir durum olduğunu düşünüyorum e, aynı zamanda en büyük farkımızın da Türk dizilerinin en büyük farkının şu olduğunu düşünüyorum ne bir e, Amerikan İngiliz dizisi diyebilirsiniz ama ne de bir Tam olarak bir soap opera ya da telenovela diyebilirsiniz. Hatırlarsınız biz daha küçükken eskiden şey vardı Brezilya dizileri, evet. Arjantin dizileri vardı. Mesela onun gibi prodüksiyon kalitesi düşük, aynı mekanlarda geçen ve sürekli aynı şeyi anlatan bir içeriğimiz de yok. Aslında bizim içi, ürettiğimiz diziler... Bu iki ürünün bir füzyonu diyebiliriz aslında. Hı hı. Avantajlarımızdan biri de bu. Kimseye yabancı gelmiyoruz. Evet, bir de prodüksiyon olarak da bence çok kaliteliyiz ve hı hı. çok e, profesyonel işler ortaya çıkarıyoruz. Bunu nasıl karşılıyorlar mesela yurt dışında? Fuarda mesela nasıl buluyorlar Türk prodüksiyonunu? Hmm, Sanarsını? Bir kere, bir kere çok yüksek kalite buluyorlar. Hı. Yani şöyle Avrupa'da üretilen tüm Avrupa'yı söylüyorum içerikleri biz görüyoruz ışık, görüntü ve prodüksiyon kalitesine baktığımızda kesinlikle bizim çok daha altımızda. Hı hı. Ee, onlar bunu şöyle e, şaşırarak, yani iki türlü şaşırıyorlar daha doğrusu. Birincisi biz bunu çok kısa sürede yapıyoruz. Çünkü onlar genelde dizileri, dizi süreleri çok daha kısa ve daha uzun sürelerde çekiyorlar. Evet. Ona rağmen biz çok kısa sürede, daha uzun sürelerde iş çıkarmamıza rağmen çok iyi bir e, iş disiplinimiz ve akışımız var bence, iş akışımız var. Çok daha kaliteli ve üstünde bir performans çıkarıyoruz. Hı. Normalde eskiden bundan çok yıllar önce hatırlayın ya işte e, Batı'daki diziler gibi kaliteli olsa diye bir duygumuz vardı. Hatta çok iyi takip etmeyenler hala öyle sanabilir ama artık öyle bir durum yok. Değil çok çok kaliteli işlerimiz var. Peki bir 1 milyar dolar geçtiğimiz yılın bir ihracat rakamı var. Bu rakam doğru mu yoksa e, abartım yani biz buralarda mıyız gerçekten dizi ihracatında? Ya dizi ihracatının büyüklüğünü ekonomiyle ölçersek, ekonomik büyüklüğüyle ölçersek büyük hata olur. Hmm. Yani Ölçmememiz haksızlık gerekiyor. olur. Şöyle. <laughs> Bence söylenilen rakamlar 3 aşağı 5 yukarı doğrudur diye tahmin hmm. ediyorum. Ama mesele o değil. Dizi ihracatının bu ülkeye ve bizim insanımıza büyük bir katkısı var. Çünkü çok ciddi bir tanıtım sağlıyor aslında. Bizim kültürümüzü Tanıtımın, tanıtıyor. Evet kültürünüzü tanıtıyor. Yani buna e, Amerikalılar soft power diyor. Yani bu yumuşak güç. Hani bir sanayi e, atılımı ya da şey gibi göremezsiniz. Ya da bir e, savunma sanayi gibi bir durumda şey göremezsiniz ama bunun etkisi çok büyük. Türkiye'nin farkına varılması, kültürümüzün renginin renkliliğinin anlaşılması, e, onun dışında turizme olan katkısı, aynı evet. zamanda Türk ürünlerine olan katkısı. Bence e, bu priceless bir şey, yani bu Kesinlikle. parayla ölçülemeyecek bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Peki en çok hangi türler satılıyor? Yani e, sanki böyle. Entrikalı işler daha çok satılıyor gibi bir algı var. Bu doğru mu? Ya da böyle mafya işleri sanki satılmıyor gibi de bir algı var. Bunlar doğru mu? Yani aslında güzel bir tespit. Çünkü e, genelde merkezinde aşk olan işleri daha çok almak istiyorlar. Komedi? <laughs> komedi, komedinin işi çok zor. Çünkü biliyorsunuz uh -huh. bizim özellikle Türk içeriklerindeki komedi ler yani yapılan mizah anlayışı Hı -hı. çok lokal. Yani bunu yabancı bir insanın anlaması çok zor. Bir de komedi dediğiniz içerik çok uzun sürelerde yapılamıyor. Çünkü o zaman gülmüyorsunuz ve işin Hı -hı. kalitesi düşüyor. Ama bizim dizilerin süreleri malum. Yani sürdürülebilirliği de daha zor. İzleyen seyircinin yapılan esprileri anlaması da daha zor, yabancı seyircinin izlemesi. O yüzden komediler çok çalışmıyor. Acaba bizim mizahımızın dili evrensel değil mi? O yüzden de mi? Hani evet. anlamıyorlar ve yani, almıyorlar. Evet ama bu... Bu da gelişir mi? Şöyle çok aşırı gelişmez çünkü bütün dünya kültürlerine baktığınızda mizah hemen hemen e, kendi ülkelerine ve kendi kültürlerine has. Hı hı. Yani arada sırada evre, evrensel şeyler yapılıyor ama nadir. Hı. Peki bir de çok şahane bir işbirliğiniz oldu Sandbox. Hı hı. E, muhteşem Yüzyılı Metaverse. E taşıdınız aslında. Evet. Ee, bu projeyi de sizden dinlemek istiyoruz. Nasıl gelişti? Nasıl bir iş ortaya çıktı? <laughs> Tam hayal ettiğiniz gibi oldu mu? Yani şöyle hayal ettiğim gibi oldu ama kısıtlı hayal kurmuştum bunu da gerçekçi olarak söyleyeyim. Şundan Hı -hı. dolayı çok hakim olduğum bir konu değildi. Aslında hani e, şöyle bu hani hepimiz hani her sıradan vatandaş gibi ben de metaverse diye bir şey duyuyordum. Yani imkanımca okudukça bu nedir acaba e, hani burada bir şey kaçırıyor muyuz ya da burada bir şey yapmamız <laughs> lazım bir mı var, diye bakıyorum. Ama siz de çok yenilikçi yani inovasyona çok değer evet, veren çok bir yapımcı seviyorum. olduğunuz için Aynı şeylerden Hemen... sıkılıyorum. <laughs> <laughs> evet. Metabolize taşıma sonra, fikri. Evet. Ya şimdi medya aslında bir form değiştiriyor. Yani içerikler gelişiyor ama aslında medya teknolojileri ve eee umuma iletim diyeyim. Yani insanlara iletişim şekli form değiştiriyor teknolojiyle birlikte. Ben şimdi bu gerçeği görüp buna buna dönük analizler de yapıyoruz açıkçası. Ve bu değişimi gördüğümüz için geleceğe hazır olmak istiyoruz. Geleceğe hazır olmak için de ayakları yere basan teknoloji ve e, teknolojiye dayalı dünyanın içinde önden aslında yer almaya çalışıyoruz. Sandbox'ta da istediğimiz şeyi yakaladık. Asıl gelişme süreci şimdi başlıyor. Hı hı. Çünkü Sandbox'a özel bütün dünyada hani ve her lansmanı yapıldığı ya da pazara çıkacağı ülkenin kendi dilinde muhteşem yüzyıla ait bir takım ismini sanal içerik söylüyorum. meta Metaverse ürünü. Onlara özel içerikler üretilecek. Onun dışında bizim işte e, Teams prodüksiyonu olarak da Metaverse dünyasında da bir e, alanımız olacak. Yani Hı -hı. siz bugün Metaverse dünyasında e, herhangi bir büyük Amerikan stüdyosunu da göreceksiniz ama bizim şirketimizi de göreceksiniz. Onun dışında da muhteşem yüzyıl. Çok hala 10 sene önce yapmamıza rağmen yani hatta 10 seneyi aştı e, prodüksiyon yapımına başlayalı. Hala çok aktif, hala çok izlenen bir içerik. Hala tamam. YouTube'da rekorlar kıran, hala dünyada riranları işleyen bir e, içerik. O yüzden de sandboxçılar e, Türk içeriğini de bunda karar kılıp hani bize teklifle geldiler. Biz de sıcak baktık açıkçası. Peki karakterler nasıl oldu? Metaverse'deki karakterler. Ha, komik oldu. <laughs> Tatlı olmuş. Tatlı oldu yani komik dediğim. İlk gördüğümde böyle Tatlı bir tebessüm oldu bana çünkü bana bir sunum yapmışlardı öncesinde. Biz hani anlaştık ama işin çerçevesini çizmeye çalışıyorduk ve tasarımını yapmaya çalışıyorlardı bu işin uzmanları. Yani açıkçası ben daha şeydim mesafeliydim. Hani bu kadar insanların akıllarında ve kafalarında büyüttüğü bir konsepte acaba zar zarar verir mi diye düşündüm. Hep olumlu dönüşler aldım. Herkesle ilk kez karşılaştığında böyle onu bir böyle sempatiyle karşıladı. Peki biz o metaverse dünyasına girdiğimiz zaman dizinin içine mi dahil oluyoruz? Bir oyunda mıyız? Aslında bu Tam koskoca olarak... bir dünya. İleride bu işin bağlanacağı yer yani bu sistemin bağlanacağı yer şu. Aslında e, Magnificent Century diye İngilizce adıyla da aktif daha çok dünyada öyle yayılıyor muhteşem yüz yıl. E, onun kendine has bir para birimi de çıkıyor. Yani bunların hepsi bağlantılı. Hazır ağ paradayız o yüzden söylüyorum. Yani evet. e... Yani bir kripto parası da mı gelecek? Evet gibi Hı -hı. ama bu şöyle o kripto parasının dışında aslında bunun hepsi bir ekolojik sistem. Hı -hı. Yani aynı zamanda diziyi izleyeceğinizde dizinin izlemesinin dışında size ait özel dijital ürünlerin sahibi olacaksınız ve bunun aslında sandbox'ı şöyle düşünmek lazım. İçi gerçekten dolu bir sanal dünya ama aynı zamanda bir borsa gibi de düşünebilirsiniz. Çok güzel yeni dünya. Hoş geldi. Peki evet. başka dizileri metaverse'a taşıma. Bu arada taşıma... oyun dünyasını unutmamız lazım. Ha. Yani şöyle bahsetmeden olmaz. Şöyle düşün. Bunların hepsi birbiriyle konuşan içerikler ve sistemler. Hani muhteşem yüzyıl'ın oyunu, aynı zamanda sen baksa özel üretilen içerikler. Aynı zamanda diziyi izlemek için izleyeceğiniz yollar, video on demandler bunların hepsi birbirine bağlı bir sistem. E, yurt dışına satılan dizilerden bazı oyunculara e, ödeme yapılıyor deniyor. Evet. evet Bu bir da pay veriliyor. Çok şimdi. önemli bir gelişme aslında. Evet. Hı -hı. Hani telif çünkü kavgası hep vardı. Ama telif ayrı bir şey. Ha. Bu tip ticari anlaşmalar ayrı bir şey. Hı hı. Şimdi Burada da yanlış anlaşılmaması lazım. Şimdi şöyle düşün. Biz yapımcılar olarak bu işin tüm riskini alan tarafız. Maddi risklerini. Hı hı. Manevi riskler de alıyoruz. Fakat bizim dışımızda maddi risk alan kimse yok. Yok. Yani herkes çalışıyor ya da oynuyor. <laughs> Hak ettiği emeğinin karşılığı olan ücreti alıyor. Hı hı. alıyor. Fakat şöyle bir şey var. Katkısı bunun üzerinde olan bazı isimler olabiliyor yurt dışında daha hani içeriğin içinde olursa biraz daha işin pazarlamasına güç katan o zaman küçük bir pay veriliyor. Fakat bu ticari bir anlaşma. Telif başka bir şeydir. Dünyada da örneklerinde olduğu gibi bu Amerika'da da öyle Avrupa'da da öyle. Umuma iletimden kaynaklı ve ikinci değerlendirilen ya da işte umuma iletilen ürünlerden elde edilecek gelirin sembolik bir parçasının Ömür boyunca e, eser sahiplerine, hak sahiplerine ödenmesi. Şöyle yanlış bir algı var. Bu çok önemli bir konu. Evet lütfen. O yüzden ee, soruyorum. Şöyle, İşin doğrusunu sizden dinleyelim. Bunu da yapımcı ödemez. Yani yapımcı dünyanın hiçbir yerinde. Yapımcının ödeyeceği bir şey değil bu. Hı -hı. Yayıncının ödeyeceği bir şey. Aslında müzik Hı -hı. sisteminde daha oturmuş bir durum var. Hani bu işte örneğin MESAM ve MSG vasıtasıyla biliyorsunuz sanatçılar, e, müzikle ilgilenen sanatçılar müzisyenler diyeyim, besteciler, söz yazarları, aynı zamanda da yapım şirketleri siz bir şarkıyı radyoda dinlediğinizde ya da televizyonda çaldığında ya da bir yerde kullanıldığında o yayın şirketi MSG ile Mesam'la yıllık yaptığı anlaşmalar doğrultusunda bir hak ediş öderler. İşte hı hı. telif öderler. Bu telifi de bu meslek birlikleri üyelerine hak ettikleri oranda Hatta hatırlar aslında sistem budur yani yoksa hı hı. E, genelde tartışmalarda şöyle anlaşılıyor. Yapımcılar hakkımızı <laughs> yiyor, teliflerimizi ödemiyor gibi bir şey var ya. Evet. Önce bunu bir kafalarda düzeltmek lazım. Biz de telif hakkı sahibiyiz. Biz telif veren değiliz. Ne demek istediğimi anlatabiliyor Anladım. muyum? Yani şöyle yapımcı, yönetmen, senarist, e, oyuncular ve müzisyen hepimiz... E, hak sahipleriyiz. Biz Hı. dolaylı hak sahibiyiz. Onlar da direkt eser sahibi. Vizyonda şahane bir filmimiz var. öyle Dünya 2. <laughs> evet. Ki... evet. O, ne, ne güzel. Sinemaya yeni bir e, can geldi. Çok mutluyum. Sinema izleyicisini geri döndürecek bir proje bu kesinlikle. Evet. Nasıl bir iş oldu? Ya ne demişler hani Kuzgun'a yavrusu <laughs> ya da neydi yavrusu Kuzgun mu gelir unuttum <laughs> evet, ama. Ya. Yani e, şöyle söyleyeyim. Biz yaptığımız için biz tabii ki beğeniyoruz <laughs> ama seyirciye sormak lazım. Fakat beklenti yüksek, onu biliyorum. <laughs> yorumlar nasıl ee, şu an gelen? Yani yorumlar beklediğimizin de üstünde. Hani e, çok komik yorumlar al alıyorum. Az daha hani gülmekten doğuracağım sandım diyen hamileler de var. İşte e, çünkü Ölümlü Dünya 2 şu anda yayınlanacak olan e, bir devam filmi. Birincisinin üstüne seyircinin ikincisini. E, beğenmesi için çok uğraşmanız lazım ve çok iyi bir iş çıkarmanız lazım. Evet. Şu ana kadar tüm basın gösterimi ve gala gösteriminde gerçekten gerçekten hani biz sinema çıkışından biz anlarız. Biz yaptık diye değil mi? <laughs> e, yok gerçekten müthiş tepkiler ve e, yorumlar aldık. Herkes yani ağzı kulaklarında çıktı. Biz ne, nasıl anlarım ben galalarda hani şey olmasın diye çünkü galalar biliyorsunuz biraz hani. Ee, ...şey endüstrinin biraz kendi içinde olan bir şey. İnsanlar gelir galaya e, davete icap ederler. Sonra filmi izlerler. Filmi izledikten sonra genelde şöyle bir incelik vardır ya... ...emeğinize sağlık, bol gişeler falan diyorsa yandın. Evet. Filmi beğenmediler demektir. <laughs> Ama bunda öyle bir şey değil. Bunda hani sürekli yorum, şurasına bayıldım, orasına güldük... ...biz bir daha sinemada gideceğiz falan gibi... ...şeyler duyduğumuz için açıkçası çok mutluyuz. Biraz izlesek mi? Hı, harika. Buraya saklanmaya mı geldiniz? Yok, hayır. Saklanmak değil aslında. Çok haklısın tabii. Bir süreci baştan anlatmamız lazım. Makireyim ah, ben. Bizi ellerine alacağız! Abi. Vallahi bundan sonra herkes susar, silahlar konuşur, ben diyeyim. İlham abi, kaldır şunu! Orada gidiyorsun Şu çilemiz artık bir bitsin, lütfen ya! İçerisi çok kalabalık. Önce Serbest sen dalıyorsun, ardından ben. Şenol, sen arkayı kolla. Baş ver şimdi roketi be! Benim tabanca ile geldiğim yere roket atarla geldin sen! Şimdi! Arkadaşlar uzun bir süredir bir kaçış halindeyiz. Bizim peçimizde biliyorsunuzdur herhalde ailemizi öldürmek isteyen insanlar var. Amca geliyorlar amca. Bunlardan kaçıyoruz. Biz en son ne zaman baş başa kaldık? Beni en son ne zaman öldün? Beni şu an öldürdün. Gerçekten bunu mu konuşuyorsun şu an? Hem 60 alayım mı amca? Taksiye sığar mı? Taksiyle örgüt çökertmeye gidiyoruz. Hı. Derin dondurucuya adam mı bağırar oğlum? Derin dondurucuya lan. Herkesin elbise topla kaçıyoruz. Örgüt burada olduğumuzu biliyor. Kalk oğlum kalk. İnsanı yakarak öldürmekle boğarak öldürmek arasında inan dağlar kadar fark var teyzem. Mesela Oktay abim kemercidir. Yeni bir plan yapmamız lazım. Tabii adamları çok kısa sürede yakalayacağız. Ne diyorsun sen ya? Allah şeytanın aklına gelmez. Bravo İlhan abi. Böyle yapalım baba adamları yakalayalım. E ailece kaçamıyoruz. Bir arada olamıyoruz. Dolayısıyla hem Zafer'i hem aileyi kurtarmak için bize daha köklü bir çözüm lazım. Savaşmak olmuyor, kaçmak olmuyor. Tam bir dilemma. Baba, çay falan mı içsek? Serbest mi verdi? Allah belanızı versin! Allah beni buradan al! Beni al! Sanki aksiyon <laughs> dozu birden daha da yüksek. Yüksek. Komedi dozu da sanki daha da artmış. Evet. Böyle bence birin çok çok üstüne çıkmış. Bakalım izle. Heyecanlı. Hani yani şu ana benim. kadar izlediklerimden beni böyle sürükleyici de <laughs> böyle insana direkt alıyor. Bence dilerim e, sinemaya izleyici çekecek. Yani uzun zamandır beklenen buydu. Evet. evet. Ee, ve inşallah can suyu olacak. Peki gelelim sinemamıza. Dijital platformlar bu kadar artışta herkes diyor ki sinema kültürü bitiyor. Ne oluyor? Bir türlü toparlanamadık çünkü yıllardır biliyorsunuz. Siz nasıl görüyorsunuz bu durumu? Ya ben sinema e, ölür diye düşünmüyorum. Yani Hı -hı. sinema hiçbir zaman ölmez ama biz de bazı şeylerden ders çıkarmamız lazım bu endüstrinin içindeki insanlar olarak. Türkiye aslında kendi lokal içeriklerini yayınlayıp da hani yabancı filmlerden, Hollywood filmlerinden daha çok izleyici bilet sayısı olan nadir ülkelerden biri. O yüzden çok özel bir durumumuz var. Vardı özellikle pandemi öncesine kadar. Hı hı. <laughs> pandemi tabii e, insanların bir takım alışkanlıklarını değiştirdi. Özellikle bu pandemi dönemini bir fırsat görüp dijital platformlar inanılmaz yatırım ve büyüme sağladılar. Hı hı. Yatırım yapıp büyüme sağladılar. Şimdi e, bir, alışkanlıkları o değişti. Çünkü o pandemi sürecinin etkisi iki seneden fazla sürdü. Hı hı. İki, bizde de bizlerde de hatalar var. O da şu, e, aynı zamanda dağıtımcılarda da benim fikrim. Yani değmeyecek filmi sinemaya çıkmamak lazım. Yani seyirciyi küstürmemek lazım. Hı hı. Seyirciye değer vermek lazım. Ve bugün ben şuna inanmıyorum. Mesela iyi filme seyirci gidiyor. Gidiyor. Yani şöyle... Artık sinemaya gitmiyor, filme gidiyor. Aradaki evet. fark bu. Eskiden e, hafta sonu aktivitesi, en kötü hafta sonu aktivitesi, hafta içi rakamları da fena değildi. E, bir AVM ya da sinemanın olduğu bölgelere giderlerdi, film seçerlerdi ve girer izlerlerdi. Şimdi filminiz iyiyse e, film sizi çağırıyor ve gidiyor, izliyor, çıkıyorsunuz. Bence daha özel bir durum var. Biz daha özenli filmler yaptıkça... Tekrar eski hacmine kavuşacak diye düşünüyorum. Dijital platformla çalışmanız daha mı rahat bu süreçte? Ya, Çünkü dijitalde ya de, de işiniz yani var? Duygusal cevap vereyim Hı -hı. buna. Ben evet. <laughs> dizi olarak ve sinema filmi olarak hani bağımsız ve bir televizyon kanalına dizi yapmayı daha çok seviyorum. Bu benim subjektif şeyim. Sebebi şu kodları ve işin geniyle yani genetiğiyle oynamak zorunda kalmıyoruz. Fakat platforma olursa bizim alıştığımız Türk dizilerinin e, yapma biçimimize, bi biçimimize biraz bir formül girmiş oluyor. Çünkü bunların hepsi de Amerikan şirketleri. <laughs> bir takım süreçleri ve şeyleri var. Ben azıcık özgünlüğünü kaybettiğini düşündüğüm için öbür tarafı daha çok seviyorum. İki sebepten e, dijital platformlardaki Performans ve başarı odaklı bir durum pek kalmıyor çünkü anlaşıyorsunuz ve iş kağıt ve proje aşamasındayken beğenildiğinde yapıyorsunuz ve dijital platforma veriyorsunuz artık o onların bir e, nasıl diyeyim iktisadında olan bir e, ürün oluyor. Hı hı. Ve bizle duygusal bağı daha az olmuş oluyor çünkü isterse kapı baca yıksın isterse hiç izlenmesin bize çarpmıyor televizyonda ya da sinemada şöyle televizyonda iyi yapmazsan işini reyting düşük geliyor. Hı hı. O yüzden hep bir yerden bir şeyi almak için uğraşıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani acayip stresli bir şey ama acayip de bir mücadele gücü var. Yani için, işin içinde mücadele ruhu var. O sizi besliyor. Sinemada da öyle. Sinemaya çıktınız, seyirci teveccüh göstermezse film batar. O yüzden <laughs> oraya yapmak hem daha riskli ama daha zevkli. Fakat dijital platformu yapmak daha konforlu. Bazı işlerde e, dijital platforma daha çok yakışabiliyor bence. Kesinlikle e, evet. katılıyorum. Ya yani çok böyle entelektüel seviyesi çok yüksek işler var. Mesela dijital platformda onu izlemek çok keyifli. Evet, bir de konsantre. Yani iki bu arada televizyonda dijital platformu ben rakip olarak görmüyorum. Hı hı. Sebebi şu, televizyon aslında bizim Türkiye'de ve dünyada bu dizileri izleyen seyirci için söylüyorum. Bir sosyal aktivitenin bir tık üstü evdeki şeyden biri yani evdeki sosyal hayatın içinde olan bir varlık değil. Çünkü gelir çoğu insan gelir eve belki elini yüzünü yıkamadan önce televizyonu açıyor ya da yıkıyor önce televizyonu açıyor ve orada hep açık ve Evde, içeride, dijital platformda bir dizi izleyeceğinizde konsantre olmanız lazım. Oraya yaptığımız dizilerde beş sahne kaçırırsanız işi anlamayabilirsiniz. Hı hı. Çünkü e, çok hızlı ve başka kurguda yapıyoruz. Fakat dizilerde öyle değil. Arada mesela yarım bölüm misafir geldi ya da dışarıda işiniz vardı kaçırdınız. Yine konuya vakıf olursunuz. Aynı zamanda ortak zevk alabileceğiniz bir durum var televizyonda. Çünkü herkesin evinde var hı hı. ve üzerine konuşabileceğiniz, tartışabileceğiniz ve ortak noktada e, buluşabileceğiniz, sosyalleşebileceğiniz bir ürün. İkisi çok farklı. Bence. Peki televizyonla dijital rakip değil. Beyaz perdeyle dijital rakip mi? Ee, bence beyaz perdeyi bir tık daha fazla etkiliyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Yani e, ve televizyonla dijital platformun en büyük farkı şu. Ben mesela açık büfe sevmem. İnsan açık büfeye var hani ne yiyeceğini şaşırır ya aklı. Hı hı, evet. Veya hangisini alacaksın falan. Bizim insanımız ve dünyada bir sürü kültürde öyle bir durum var. Fakat televizyondaki sistemde biliyorsunuz gün bellidir, saati bellidir. Tabii ki ketçap ve izle ilerlet gibi sistemler var ama az oranda. Ve size ne izlemeniz gerektiğiyle ilgili bir öneri sunulur. Hı hı. Fakat dijital platformlarda sizin önünüze milyonlarca bir e, içerik çıkıyor ve bazı arkadaşlarımın şikayetleri şu. Ya bütün bir şey decim, yarım saat bir şey izleyeyim diye girdim. Hani onar dakika <laughs> beşer dakika fragman bakayım derken yoruldum. E, bir şey izlemeden bıraktım duygusu var. Televizyonda bu olmuyor. Çünkü orada daha iyi yönlendiriliyorsunuz. Yani açık büfeyle alakart arasındaki fark bence. Peki dijitaldeki başarı neye göre belirleniyor? Çünkü yeni bir iş girdi diyelim, siz de biliyorsunuz en çok konuşulan olarak birincide duruyor. Evet. Dolayısıyla <laughs> hangi Türk yapım girerse girsin ben onu birde görüyorum. Bunun izleme oranlarını biz bilmiyoruz. Sizinle paylaşıyorlar mı? Şöyle. Yani oradaki başarı nasıl? Bizimle belli periyotlarda bazı platformlar tabii kısıtlı data vererek onlar çünkü know e, data know e, çok detaylısını kendilerinde tutmak istiyor. Bize ama bir briefing veriyorlar ilk 10 günden sonra işte birinci ayda falan. Şimdi lokal içerikler zaten kendi ülkelerinde daha çok bir tık ilgi çekiyor. Fakat Türk dizilerinin özelliği şu dünyada da izleniyor. Hı hı. Yani şimdi bugün uyduruyorum Polonya'da ya da e, Başka bir Avrupa ülkesinde bir dizi yaptığınızda o ülkenin diline uygun ya da birazcık biliniyorsa ya da çok acayip bir trend belirleyici bir işse Türk dizileri daha şanslı. Çünkü Türk dizilerinin bir artık geçmişi ve izi var bir noktaya getirdi kendi seyircisi var oyuncusunun ya da işte yapım şirketlerinin öyle bir avantajı var. Lokal içerik tabii ki her ülkede mesela bugün Kore'de Netflix Kore dizisi çıktığında yine bir numaraya oturuyor. Biz ama raporları iki türlü alıyoruz. Biz bir global rapor alıyoruz, hani bütün dünyadaki sıralamasını. Bir de e, Türkiye'deki e, şeyin. Siz burada baktığınızda Türkiye'deki sıralamayı görüyorsunuz. Hı hı. Ama işte her yapımı ben bir de görünce artık benim için hepsi bir oluyor. Öyle Ama değil, öyle anlık şöyle düşün. Şimdi taze şeyi hemen tüketiyorlar. Evet. Data şöyle bir şey. İlk 10 gün içinde mesela yeni girmiş iki içerik var. Biri dizi biri film diyeyim ki. Herkes onu deneyip ilk yeni olanı hızlı tüketiyor. Fakat sonra bir senelik sürece baktığında konu değişmeye başlıyor. Asıl başarılı olanı o zaman görüyorlar. Oraya bakmamız gerekiyor. Peki yurt dışında en çok nerelerde izlediği datasını paylaşıyorlar mı sizinle? Mesela Şahmaran nerede çok izlendi? Şahmaran şöyle dünyada çok başarılı oldu. Türkiye'de şöyle bir talihsizlik demeyeyim. Yine birinci oldu birkaç hafta ama girdi. Ertesi hafta o maalesef hani büyük trajedi büyük deprem oldu. Hı hı. o yüzden hı. Türkiye'deki Konuşulması ve şeyi artık söz konusu değildi. Hani gündemde olması çünkü çok büyük bir felaket yaşandı. Hı hı. Fakat dünyada Amerika'da bile birinci sıraya çıkan nadir e, Türk işi. Ama yani çok da farklı bir türdü aslında. Evet. Yani fantastikti, çok başkaydı. Çok başarılı, çok yurt dışında. Güzeldi. Ben çok beğenmiştim. Çok objektif ama sıcak kafada keza. Şimdi kesildi. ikinci sezonu geliyor. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Ay çok heyecanlı. Evet yani yeni yılda. İkinci sezonu biz çektik bitti. Şu anda prosesleri devam ediyor. Hı hı. Ee, enteresan güzel oldu. Peki Bihter'imiz var şu an yine gündemde. O da yine bir dijital platformda. Bihter'in yolculuğu nasıl gidiyor? Ee, globalde bir numaraya oturdu. ilk hafta bu e, bir Türk içeriğinde ilk defa şu anda. Gurur verici. Hı hı. Yine bir gurur verici olayla karşı evet. karşıya sayenizde. Peki biraz da dizilere gelelim istiyorum. Evet. Bu, bu Türk dizilerinde sürekli bir... E, zamanlarının çok uzun olduğu tartışılıyor hı hı. bu konuda e, bir gelişme var mı nereye gidiyoruz yani bu uzunluk devam edecek mi şöyle şu anda değişecek gibi görünmüyor Fakat bunu şöyle görmeyin dünyada sadece biz uzun süreli dizi yapmıyoruz hı. yani bugün Kimler ee, bizim gibi süreleri çok uzun ya, şeyler yapıyor? Platformlar geldikten sonra platformlar genellikle dizileri böyle bu sürelerde kısa sürelerde istiyor ama Aha. platform dışında düşünüyorsak eğer hani TV yayınları için yapılıyorsa Amerika, Avustralya ve e, İngiltere dışında her yerde yaklaşık 90-100 dakika aslında. Hı hı. Yani çoğunlukta böyle bir durum var. Hı hı. En azından hani 45 dakika diye bir durum yok hani 60 dakika civarı ya da 60 ile 95 dakika arası olan yerler yaygın. Fakat bu bir örnek olduğu için söylüyorum. Benim gönlümde yapan yatan <laughs> e, süre hani be, benim bugüne kadar hani yaklaşık 25 seneyi geçti televizyon dizilerindeki tecrübem. 90-95 dakika müthiş harika bir zamanlama. Hem senaryo için hem de Türk dizileri için bizim için 60 dakika kısa bence. Ve Türk dizilerinin patlama yaptığı, dünyayı fethetmeye başladığı yıllara baktığınızda dizilerinin süreleri 90 ila 100 dakika arasında. Fakat şu anda 140 dakikalar, 135, 130, 140, 100, hatta 145 dakika. Şimdi bunun bir anda değişmesi mümkün değil. Tamamen ekonomiyle ilgili bir şey. Hı hı. Çünkü e, reklam ve televizyonun doğal olarak Yayıncıların bir şeyi yayınladığında parasını çıkarabiliyor olması lazım ki bir daha dizi sipariş edebilsin. Hı hı. E şimdi maliyetler öyle bir boyutlara geldi ki bununla baş edebilmek için kısa sürelerde dizi yaparak günde iki dizi yapacak bir ekonomik çerçeve yok. Ama bunun sebebi yayıncıların ekonomisinin e, küçüldüğü bütçelerinin küçülmesiyle ilgili değil. Maliyetler çok yüksek oranda büyüdü. Hı. Prodüksiyon maliyetleri anladım. Peki bir de sürekli bir tartışılan ücret eşitsizliği var. Yani Hı -hı. bunu da yine en doğru bilgisini sizden alabiliriz. Gerçekten erkek oyuncular çok yüksek alıyor, kadın oyuncular onların yarısını mı alıyor? Sürekli bir ama mesela Hollywood'da da Jennifer Lawrence çıkıyor diyor ki ben niye azalıyorum partnerim daha yüksek alıyordu. Yani sadece aslında bize has değil. Siz nasıl görüyorsunuz bu durum? Bu gerçek mi? Ya açıkçası bizim sektörün. Hani dizi endüstrisi için söyleyeyim çünkü sinemada daha kolay çok münferit şeyler. Dizi endüstrisinde bir standart olması mümkün değil. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Yani ve burada bir standart olmasına zorlamak da e, hani çok akla yatmıyor. Ama kadın hı hı. erkek eşitliğiyle ilgili bir şeyse sorunuz hani bilinçli bir şey yok açıkçası. Ama Hani kimse dur ya e, burada bir aktris var öbür tarafta aktör var aktöre kesin çok vermeliyiz. Yani en azından bende ya da bizde öyle bir durum yok. Bu arada e, aynı e, klasmanda diyeyim aynı tecrübede çok meşhur kadın oyuncu ile erkek oyuncu arasında büyük farklar yok artık. Yani ya en azından şu anda yok. Aslında bunun cinsiyetçilikle bir alakası yok. Kadın erkek olarak değil de hani daha iyi oyuncudur. O daha yüksek alıyordur. Bunun aslında iyi oyuncu olmasıyla alakalı. İşte biliyorum. bunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Bir de rüzgar meselesi. Yani bu öyle bir şey ki bizim işlerin zorluğu budur. Yapımcı içinde o. Hı hı. Ee, bir sonraki işinize kadar başarılısınız. Yani dünyanın en iyi işlerini başarın. Bir tane işte bizi bütün şeyi yıkabiliyor. Nasıl diyeyim? Hani Bütün hayatımızı mutsuz ve o günkü anlaşmalarımızın gücünü düşürebiliyor. E, oyuncular için de geçerli diyelim ki üst üste iki işi istendiği gibi gitmedi o zaman başka bir süngüde başka bir şey de oluyor alttan gelen genç ve yeni e, son işi çok parlamış birisi bir anda başka bir atılım yıldız yapabiliyor oluyor. Yani, evet. yani o yüzden bizim iş bir, bir konuda standartize edilebilecek boyutta bir iş değil yani öyle bir çerçevesi yok Peki sizden şöyle genel bir değerlendirme alsak. Dijital platform, Beyaz Perde ve Türk dizileri. En çok hangi tür ve en çok hangi hikaye nerede işliyor, çalışıyor? Üçü için ayrı ayrı mı ayrı soruyorsun? Ayrı ayrı, evet. <laughs> tamam. Şimdi bir kere ne olursa olsun yurt dışına ihracatta da, Türkiye'deki dizilerde de... ...hatta dijital platformlarda da merkezinde aşk olan işler bir şekilde çok kuvvetli çalışıyor. Fakat... Sinema filmlerinde komedi bence biraz önde. Hı hı. Bu dijital platformlarda yayınlanan e, sinema filmleri içinde dahil yani. Bütün performanslarına baktığımızda komedi filmleri inanılmaz şey yapıyor. Hı hı. Onun dışında merkezinde aşk olması ve Azıcık da yenilikçi olması gerekiyor. Onun dışında üçünün de birbiriyle ötüşen şeyleri var bence. Peki izleyici bakımında en sadık kitle hala televizyon kitlesi mi? Bence öyle. Yani bence şu anda televizyonun taşıyıcıları şunlar 30-35 yaş üstü özellikle kadın kitle bence. Peki. Erkeğin sadakati daha az. Yani hmm. erkek izler kaçar gider yani çoğunluğu. Yani ne yapar maç gibi düşünün ama e, kadın seyirci daha şeydir e, hedef kitle kadınlar yani. evet hedef kitle Peki en yüzde olarak öyle. yüzde Hı? olarak yani kadınlar yüzde altmış yetmiş erkekler yüzde otuz gibi mi yani bir analitik veri olarak söylemiyorum Hı. bunu istatistik veri olarak Fana, fa, fakat duygusal olarak evet öyle çünkü evde daha çok vakit geçiren nüfus bence e, kadınlar uh -huh. e, ve daha düzenli hayat yaşayanlar onlar diye düşünüyorum. Yani bir düzenleri var. Günlük takip ettiği off prime time'da ya da prime time'da dizi dizileri ya da işte günlük e, reality programları var. Onlar daha sabit şeyler bence seyirciler. Hı hı. Sizden şimdi genel değerlendirme istedim çünkü şu sebeple hep bir şikayet ediliyor. Neden hep aynı türleri ya da ya hikayelere hep aynı senaristler üretemiyor mu? Neden biz aynı işleri izliyoruz? Şöyle birkaç şey iç, içeride harmanlanıyor. Birincisi herkes tutan iş türleri üzerine doğal olarak yani refleks oraya doğru götürmeye çalışıyor. Biz mesela bunu çok kırmaya çalışan evet, bir şirketiz. Evet bazen ama bazen de mecburen hani öyle düşünmek zorunda kalıyoruz. İki iyi senaryolar çıkmıyor meselesi çok hızlı bir büyüme yaşadı televizyon dizileri özellikle son 10 yılda. Ama buna yetişecek kadar da kalifiye yazar ya da kalifiye ekip e, Oğuz'a yetişemedi. Şimdi hı hı. şimdi demlenecek. Bence birkaç sene içinde e, başka bir formda yine güçlenecek ve daha özgün içerikler biraz daha gelmeye başlayacak diye düşünüyorum. İnşallah. Gerçekten diliyoruz. Peki yenilik risk mi sizin için televizyonda? Dijital platform daha mı riske müsait? Evet. Televizyonda reytinge biraz şey mi oluyor? İnovasyon baskılanıyor mu reyting yüzünden? Ya açıkçası dijital platformun bakış açısı daha cesur. Hı hı. Ama e, yenilik iki tarafa da lazım bence. Hı hı. Fakat şunu unutmamamız lazım. O hataya biz de düşüyoruz. Yenilik yapacağız derken formül dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O zaman da çuvallıyoruz. Yenilikçi olmanız lazım. Ama bu işin ana temel unsurlarında taviz vermeden formülü sizden rica et <laughs> keşke tek bir formülü olsa da burada söylesem hayır yani o kadar yaptığınız işler hep çok başarılı gerçekten bunun sırrı ne yani bu formül nereden geçiyor mesela hala şey var 20. dakika çatışma e bu hmm. değişmiyor mesela. 20. dakika hep bir çatışma yani. Yok yok öyle hikaye değil. De bence, bence öyle. Nedir ben de bunun ise, matematiği? Benim, ben, de, ben matematik gibi bakmıyorum. Hı -hı. Benim hep en önemli özelliğim ben seyirci gibi bakarım. Bizim ekip arkadaşlarımız, ortaklarım ve işte e, prodüktörler, yönetmenler, e, drama departmanındaki arkadaşlarım onlar daha teknik bakabiliyorlar. Ama ben bir hisle oturuyorum. E, o yüzden ben... Ee, aslında şöyle söyleyeyim. Bazı insanların böyle gifted derler yani verilmiş bir şey yetenekleri vardır hani. Ben kendimi öyle hissederim bu işle ilgili. Ee, o yüzden de çok müteşekkirim hani. Ee, ne mutlu. Evet. Ondan sonra ben hislerimle o formülün farkındayım ama bunun formülünü yaz dediğinde yazmak değil ama bir şeyi okuduğumda ya da izlediğimde hemen onun için bir çözüm ya da yanlışın ne olduğunu kabaca görebiliyorum. Tabii ki hiçbirimiz şey değiliz böyle yüzde yüz bir şeyi yakalayacak değil. Ben hislerimle bakıyorum. Ama mesela artık günümüz öyle hızlandı ki 20. dakika bile çatışma için geç. Çatışma geç dediğimiz mi? seyircilerimiz yanlış anlamasın. Ee, şey değil. Çatışmadan kastımız bir silahlı çatışma değil. Ee, i̇şte ne anlatıyorsun ya da ilk kırılma noktası gibi izah edebilirim ya da ilk e, ne izleyeceğimizle ilgili çok güçlü size sinyal verecek konunun bence ilk 6-7 dakika içinde yani hemen 10 bir dakika içinde verilmesi heyecan verilmesi, biraz, verilmesi yani, gerekiyor. Yani, i̇deali 6-7 dakika içinde en geç 10 dakika içinde bence 10-12 dakika. Peki siz bir işin başarılı olmasında hislerim diyorsunuz. Evet. Ama ilk böyle senaryoyu okuduğunuzda hissediyorsunuz. Ama mesela ona yanlış oyuncu seçildi ya da yönetmen istediğiniz gibi çekmedi. Yani hepsini bir bütün olarak mı görüyorsunuz ve hepsiyle birebir ilgileniyor musunuz? Şöyle, hepsiyle birebir ilgileniyoruz ama biz de hata yapıyoruz çünkü bu ya film dizi işi kolektif bir iş. Hı hı. Yani bizler patronuz ama şöyle değil hani ben istiyorum böyle olsun evet bir kere olur siz istediğiniz için öyle ama o zaman da çok bilen çok yanılır. Hı hı. Birincisi şu biz bu televizyon dizisini nerede yayınlıyoruz? Televizyon kanalında. Hı hı. Şimdi televizyon kanalının da görüşü çok önemli. Tabii. E şimdi ki. bu demektir ki yüzde yüz ben karar veriyorum. Tamam kendi hacmimde yüzde yüz ben karar veriyorum ama belki düşünülen kastı televizyon kanalıyla... ...yapılan toplantıda, kas toplantısında mesela diyorlar ki... ya ...Ahmet değil, e, acaba Mehmet daha iyi olur, e, ne dersiniz Simur Bey falan. Biz de tabii ki bu görüşlere değer veriyoruz ve değer vermek zorundayız. <laughs> Bazen böyle şeyler de oluyor. Her zaman sizin izlediğiniz şeyde, bu sadece televizyon kaynaklı değil... ...yönetmen bir şeye takılabiliyor, yazar bir şeye takılabiliyor... E, ...ya da bir oyuncu partneriyle ilgili bir şeye takılabiliyor... Siz bazen psikolojik olarak bir yere e, mecbur kalmak değil deyim ama tatsızlık olmasın ya da dur ya ikna ediyorlar sizi tamam olsun hadi tam içime sinmiyor ama olsun diyorsunuz ama genelde de içimize sinmeyen bir şeyi yaptığımızda biraz tatsız geliyor ve e, yani ben çok kararlıyım hani çok hani yemin etmeyeyim büyük konuşmayayım ama. Hani bundan sonra içmesin miyen şeyden e, hani hatır için şey yapmayı düşünmüyorum. Mesela oh. her seferinde küçük dersler çıkarıyorum. Ama patrona mesela hayır olmamış demek de çok zor ya. Yok, bizim işimizde Heh. öyle bir şey olmaz. Siz mesela kimden fikir, al... fikir aldınız kim mesela size ben... gerçeği söyleyen ama. Yok bizde şöyle bir şey var. Ben aslında otoriter birisiyim uh -huh. her yerde ama iş dediniz mi bende herkesin fikri çok önemli. Bu şu demek değil ama herkesin fikrini duydum onları yapacağım değil yanlış anlaşılmasın. Bazen aha, yani bende başka bir şey uyandıran bir şey yakalayabiliyorum ama bizde şöyle bir şey var. Hani örnek vereyim bizim yıllardır bizim mali departmanımızda kızlar var. Hani bir, herhalde 17-18 senedir benimle çalışıyorlar. Mesela onların reflekslerini... Ee, çok içeriden ve çok şey buluyorum mesela hemen dikkate alıyorum. Ya da işte e, kuaförümde e, işte çalışan bir arkadaşım var hatta ismi Nurten. Ondan sonra mesela o sadece bir seyirci ama yani inanılmaz bir şey bazen drama departmanına alasın. <laughs> <laughs> Çünkü şöyle drama departmanında çok değerli arkadaşımız ve yöneticilerimiz var. Fakat onlar bütün gün işin içindeler ya bir tane çok basit yalın seyirci gibi bakan insanların da yorumu gerekiyor. Kesinlikle. Bu okumak değilse de hani kastı yan yana getirdiğinizde ya da ilk çıkan bölüm ya da pro, e, prototip şeyleri gösterip bir geri dönüş alıyoruz ya da konu olarak. Bu arada biz ekip çeki herkes fikrini söylüyor. Bizde haftalık düzenli değerlendirme toplantısı var devam eden işler içinde. Hı hı. Devam eden işler için. Yani herkes sevdiği, sevmediği, hoşlandığı, hoşlanmadığı ama e, yani bu toplantıların ve diğer insanların meslek dışındaki insanların fikirleri neden önemli? Çünkü onlarda herhangi bir perde ve yorulmuşluk yok. Çünkü bize bir sürü uyaran geliyor ya. Hani hı hı. oyuncunun psikolojisini biliyoruz, yönetmenin psikolojisini biliyoruz, senaristin, kanalın seyirciyle ilgili bir fikrimiz var. Biz o kadar şey değiliz. Daha kirlenmiş durumdayız o yüzden. O yüzden çok değerli. Ve bazen öyle bir şey oluyor ki fokus gruplarda fokus grup dediğim hani eş dost e, izlettiğimizde hepsi aynı şeyi anlamamış oluyor. Mesela bu bu bizim için şey yani e, altın bir ödül gibi bizim için. Çünkü e, biz farkında değiliz belki de biz. Biz önümüze bir senaryo, bir dizi yapılacağında şöyle hikayesi, karakter analizi bilmem de daha doğumundan do e, itibaren bildiğimiz için. Okuduğunuz şeylerde bazen beyniniz tamamlıyor. Hı hı. Ama seyirci ilk bölümü izlediğinde öyle olmuyor ki. Tabii. İlk ona kimse karakter analizi anlatmıyor. İşte Funda Hanım aslında aynı zamanda program yapıyor ama aynı zamanda gazeteci ama eskiden de şuna çok üzülmüş diye bir bilgi yok. Ama bizde var. Siz yani seyirci tak diye izlemeye başlıyor ve anlaması, hissetmesi ve takip etmesi gerekiyor. Şey, çok uzun anlatmış. Çok güzel, yani. hayır çok güzel anlattınız. <laughs> çok, çok bence net oturdu her şey. Ee, son olarak e, yeni projeleri merak ediyorum, heyecan verici neler geliyor? Şöyle ya çok yoğun bir yıl geçirdik ve geçtiğimiz yıl ve bugün meyvelerini toplama zamanımız geldi. Yani son çok kısacık süreçte şöyle söyleyeyim, e, işte bundan iki hafta önce bihteri girdik, <laughs> e, işte bir buçuk ay önce. Ee, üç dizi iki tanesi zaten devam eden diziydi bir tane yeni dizi girdik. Hı hı. Ee, ondan sonra şimdi Ölümlü Dünya giriyor. Hı hı. Ee, ondan sonra Ölümlü Dünya'dan sonra çekimlerini bitirdiğimiz e, işte Sen Büyümeye Bak diye bir filmimiz giriyor. O da Sen Yaşamaya Bak diye bir filmimiz vardı. Kaan Urgancıoğlu ile Aslı Enver'in oynadığı onun ikincisi ismi hı hı. Sen Büyümeye Bak. Ondan sonra yönetmen Selman Nacar'la bir dijital platform için çok e, e, güzel bir proje çalışıyoruz. Onların da setine girilmek üzere. İstanbul Ansiklopedisi. Güzel. E, şimdi hep işlemciler çalışıyor. Barış Manço'nun e, haklarını e, sağ olsunlar bize vermişlerdi film ve e, dizi haklarını. Uzun süredir onun editöryel çalışması yapılıyor. Ee, önümüzdeki baharda çekmeyi planlıyoruz. Ama film olacak, yani belgesel film, değil film evet, olacak. Film. Ondan sonra Barış Manço Lefteri e, ortak e, bir yapım şirketiyle arkadaşlarımızla ortak Lefteri yapıyoruz biliyorsunuz futbolun efsanesi. Lefter'de film mi belgesel mi? Film, tamam. sinema filmi. O dijital platform için Barış Süper. Manço sinemalar için. Tamam. Ee, i̇şte yeni yeni sezon için ve aynı zamanda Şubat için iki tane e, televizyon dizisi var. İkisi de aslında daha e, şey dram ağırlıklı. Ama yenilikçi hikayeler ama şimdi tüyo vermek tamam, istemiyorum. Tamam tüyo vermeyelim. Şamvar'ın ee, ikinci, böyle sezonu gider. geliyor. Şanmarın ikinci sezonu giriyor. Ee, Yine vardır ama şimdi. Evet, çakallarla dans yedi çekilecek. Maşallah. O da artık ona <laughs> doğru gidiyor <gülüyor> yani. yani. <gülüyor> Daha böyle gidiyordur. Unuttum vardı dedi ama yazılı çalışmadım pardon. Şahane yani, <laughs> biz takip etmeye devam edeceğiz. Evet. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, İnşallah dizilerimiz reyting rekorları kırmayı devam eder. Amin. Amin. Yurt dışına İnşallah. çok çok satılır. Amin. Çok çok izlenir sinemadaki filmler. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Ee, sorular da harikaydı. Ee, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Yıldızlı Sohbetler'den bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> e baktım yıldızlı son tekrar. Yani.